Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis mi nefis bir kabak mezesi tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Arkadaşlar burada 500 gram kabağım var. Yani şöyle gördüğünüz gibi 2 adet kabağımı temiz bir şekilde yıkadım. Şimdi hemen şöyle şu baş kısımlarını kesip alıyorum. Kabaklarım çok taze olduğu için soymayacağım. Hemen şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar kesiyorum. Şöyle hemen irice doğruyorum. Doğrayıp şuradaki tabağımın içerisine alacağım. Kabaklarımı şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım böyle. Kenara alıyorum. Tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımı da orta ateşe açtım. İçerisine bir Türk kahvesi fincanı zeytinyağımı döküyorum. Hemen yağım biraz kızsın. Daha sonra kabaklarımı içerisine boşaltacağım. Yağım biraz kızdı. Şimdi hemen hazır olan kabaklarımı içerisine boşaltıyorum. Şimdi şöyle ara ara karıştırarak kabaklarımı biraz soteleyeceğim. Kabaklarımı ara ara karıştırarak böyle hafiften pembeleşmeye başladılar. Şimdi içerisine bir adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Hemen içerisine döküyorum. Burada da 3 orta diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı da içerisine katıyorum ve soğanlarımla sarımsaklarımla birlikte sotelemeye devam ediyorum. Kabaklarım ve soğanlarım, sarımsaklarım güzelce yumuşadılar, kızardılar hafiften. Şimdi içerisine şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Bunu bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Daha sonra diğer işlemi göstereceğim arkadaşlar. Bir yerlere kaybolmayın. Kabaklarım ve soğanlarım ılındılar. Tamamen hatta soğudular diyebilirim. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da karabiber atıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra bu karışımı buradaki robotumun içerisine boşaltıyorum. Şimdi arkadaşlar burada temizce yıkadığım dereotum var. Dereotumu hemen bir bıçak yardımıyla şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Hatta şöyle irice kesip içerisine alıyorum robotumun. Robotumu biraz bu tarafa çekeceğim. Şöyle yanıma alayım. Hemen burada peynirim var. Arkadaşlar 150 gram beyaz peynir. Yalnız çok tuzlu değil peynirim. Onu öyle belirteyim. İçerisine beyaz peynirimizi böyle alalım. Şimdi robotumun kapağını kapatacağım ve bu malzemelerimi püre haline gelene dek güzelce robottan çekeceğim. Bütün malzememi püre haline gelene dek güzelce robotumdan çektim. Şimdi hemen servis tabağına alma zamanı. Şöyle hemen boşaltayım. Şimdi hemen şöyle düzleştiriyorum. Arkadaşlar o kadar güzel bir meze oluyor ki eminim çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin. Şöyle hemen düzleştirdim tabağımı ve kaşığımı da içerisinden çıkartayım. Arkadaşlar ben burada 2 yemek kaşığı şöyle zeytinyağını tavama aldım ve hafif kızınca içerisine 3 yemek kaşığı cevizimi şöyle iri olacak şekilde kattım. 1-2 tur çevirerek kavurdum. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı toz biber attım. Ve hemen bunu da böyle üzerine gezdiriyorum. Bakar mısınız yakından arkadaşlar? Çok güzel görünmüyor mu? Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.